basit goller yedik de bir de. 78 yılından beri tribünlerdeyim. Herkese merhaba. Tribünden maç hikayelerinin bir başka bölümüne karşınızdayım. Bugün Sarıyer Eyüp Spor maçına gideceğiz. İkincilik kırmızı grupta oynanacak karşılaşma. Ama bu karşılaşma hakkında bilgilere geçmeden önce hepinize bir teşekkür edeyim. 1000 aboneye geçtik. Yani stadyumuna göre değişir ama bir kale arkası tribünü doldururuz arkadaşlar. Yani amatör maçlarda falan çözeriz işi. Hepiniz sağ olun. 1000 aboneye özel bir yarışma yapacağım. Onu da maç çevresinde belli olacak yarışma. Bir atkı hediye etmeyi düşünüyorum. Ama dediğim gibi yarışmayı stat çevresinde atkıyı alırken bildireceğim sizlere. Yarışmaya katılırsanız soruya, yani sorduğum soruya doğru yanıtı yorum kısmında verirseniz içinizden birisine bir atkı göndereceğim. Haberiniz olsun. Şimdi iki takım hakkında biraz bilgi vereyim. Sarıyer bu ligin tecrübeli takımlarından. Başlarında Bahri Kaya var. Sezon başında Bahri Kaya ile anlaştılar. Bahri Kaya ile anlaştıktan sonra takımı tecrübeli isimlerle takviye ettiler. Kim bu isimler? Kıvanç Karakaş, Serdar Kulbilge, Serkan Balcı. Yani bu isimlerin çoğunu Spark'ta League'de izlemişsinizdir. En azından ismini duymuşsunuzdur. Böyle bir tecrübeli, yaşça biraz yüksek bir kadro kurdular. Bu kadroyu kurduktan sonra da lige başladı takım. Ama lige ilk istediği gibi başlayamadı takım. Nasıl başlayamadı? Ligde 3 hafta geçti. Sarıyer'in 1 puanı var. Ligde 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldılar. Yani sezona kötü bir açılış yaptılar. Bu maç onlar için, yani bu derbi onlar için bir çıkış yolu aslında. Bakalım neler yapacaklar. Şimdi konuk takım Eyüp Spor'dan bahsedeyim biraz. Onların başında Ekrem Al var. Aslında geçen sezon da Ekrem Al bir süre görev almıştı Eyüp Spor'da. Bazı şeyler yaşandı ve takımdan ayrılmıştı. Yine sezon başında Ekrem Hoca ile anlaştı Eyüp Spor. Eyüp Spor'un kadrosunda da dikkat çeken oyuncular Yüksel Kayaalp, Emrah Metoğlu ve Bilal Gülden gibi dikkat çeken, iyi performans gösteren oyuncular var. Ama onlar da maalesef Sarıyer gibi lig eşsizlikleri gibi başlayamadılar. İlk 3 haftada bir galibiyet aldılar. Kocaeli Birlikspor'u ellerinde 3-2 mağlup ettiler son hafta. Onun haricinde 2 tane mağlubiyet aldılar. Bu maç da onlar için yani istikrar sağlama açısından oldukça önemli bir maç. Güzel bir derbi izleyeceğiz. Ben şu an Levent'teyim. Kanyonun ön tarafında bir arkadaşım var, Berat. Onunla buluşacağım. Onunla beraber Sarıyer'e doğru yola çıkacağız. Kanyon civarına geldim. Berat da beni karşıda bekliyor. Şaka programı gibi oldu. Berat merhaba. Merhaba kardeşim. Ne yapıyorsun? Ne yapayım, seni bekliyorum. Teşekkür ederim. 20 dakikadır. 20 ya biraz dakika. Tabii evet. Şimdi çekim işleri biraz zor biliyor musun? Çok, çok zor. Çok insan geçiyor. İnanılmaz zor. Evet. Berat bu arada bu işlerin piridir yani. Havalı ismi videographer, havasız ismi kurgucu, montajcı, videocu. Yani her öyle şey bir adam. Her işi yapar. Gerçekten emekçi bir arkadaşımız. Gidelim mi Sarıyer'e? Ne dersin? Gidelim. Çok trafik var, nasıl yapacağız bilmiyorum. İnşallah yetişiriz ya. Ya biz bir de börek yiyeceğiz değil mi? Börek zor abi. Dolmuş'tan indik. Stadyuma doğru yürüyoruz. Ben maçın 4.30'da olduğunu zannediyordum ama saat 4'teymiş maç. Orada bir zaman hatası yaptık. Berat, ne diyorsun baba? Her şeyin offside diyorum burada. Ya her şeyin offside falan değil ya. Şimdi sonuç olarak yetiştik. Şimdi stadyum çevresine geldik. Atkıcı abimiz, abi adın nedir? Özcan abiyle beraber bir atkı alışverişinde bulunacağız. Şimdi bu atkılardan bir tanesini sizlere armağan edeceğim. Abi atkılar ne kadar? 10 lira oldu. Armağan edeceksem 10 lira oluyor. Tamam 10 lira. Normalde 20 lira. Normalde 20 lira yapmış. Çok büyük indirim, dumping yaptı abi gerçekten. Bu işi kaç yıldır yapıyorsun? Yaklaşık 25 yıldır. 25 yıl direkt olay. Sen Sarıyer'den ekmek parası kazanıyorsun. Evet. Hayatında hiç Sarıyer maçına gittin mi? Tabii ki. Harika. O zaman ben alıyorum bunu abi. Şimdi yapacağım, ya yani stadyum içerisinde yapacağım yarışmayla bu atkisi armağan edeceğim. Stadyum içerisinde görüşürüz. Hadi!
ben ne zaman Sarıyer maçına gelsem Hüseyin abiyi görüyorum. Hüseyin abi de Sarıyer'in 40 yıllık amigosu. Hüseyin abi, öncelikle bu iş nasıl başladı? Bu sevda nasıl başladı? Sarıyer'de mi doğdun, büyüdün? Nasıl bir hikayen var? Ben Sarıyer'de doğup büyümedim. Kadıköy'de doğdum ama yani Sarıyer'e 1966'da geldim. Ondan beri buradayım. Burada yaşıyorum. 40 yıldır tribünlerdesin. 78 yılından beri tribünlerdeyim. Bu tribünde liderlik yapıyorum. Peki nedir abi durum? Son yıllarda bir Sarıyer'de bir düşüş var. Bunu da engelleyemiyor. Ne yönetim engelliyor, ne teknik kadro engelliyor, ne de tribünler engelleyemiyor. Evet. Çözüm nerede abi? Çözüm yönetimlerin bu işi bilmesinde. Bilenler dışarıda, bilmeyenler içeride olduğu zaman o iş böyle gidiyor. Bir Kıvanç Karakaş var, Serkan Balcı var, Serdar Kulbilge var. Bunlar tecrübeli oyuncular aslında. İsim olarak varlar. Ama sahada ne kadar varlar o tartışılır. Sarıyer takımı tarihi boyunca amatörlüklerden beslendi. Müthiş yıldızlar çıkardı. Yani şu anda tek bir isim söyleyeyim. Söyle Cemil abi. Duran'ı söyleyeyim. Cemil Duran. Evet, Sarıyer'den geçti. Yani heykeli dikilecek adam. Sarıyer acaba nerede yanlış yapıyor? Onu konuşuyoruz. Biz şimdi şu sizin söylediğiniz şeyler bizi de kaldırıyor. Biz de Sarıyerliler olarak üzülüyoruz. Yani sadece biz değil, Sarıyer halkı da üzülüyor. Ama bizim temennimiz, dualarımız, güzel günler, güzel günleri göreceğiz. Biz iyi bir yönetimle, iyi bir yapılanmayla yine eski günlerimize döneceğimize ben inanıyorum. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. 35 sene, 40 sene önce Sarıyer'in yaptığını bugün Altın Ordu yapıyor, takdir ediliyor. Evet. Ama biz bunu yönetime anlatamıyoruz. Çok teşekkür ederim abi ikinize. Güzel günleri bekliyorum. Umarım Sarıyer maçında yine görüşürüz. Karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Sarıyer Eyüpspor maçında 4 gol, çok fazla pozisyon ve aslında çok fazla itiraz var. Taraftar memnun değil sonuçta. Bir tane penaltı kaçtı. Serdar Kulbilge bence kurtardı, kaçtı demeyelim. Berat, ne diyorsun maça? Telefonunu bırak Berat. Telefonumu bırakayım. Keyif aldın mı? Keyif aldım ama keşke ev sahibi takım daha iyi oynayabilseydi. Keşke. Son dakikalarda birazcık baskı kurabildi ama artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Yapacak bir şey yok. Basit goller yedik de bir de. Adam tam politik ben ya. Ben bile Sarıyerliyim abi şu anda. Öyle bir durumum var benim. Hangi takım tutsam geriliyor ya. Ya da beraber kalıyor. Çok yazık. Bende bir sıkıntı var galiba. Fırat Öz'e geçiyor. Fırat Öz. Evet. Yıllar sonra maça geldim ve evet. Bol gollü, böyle heyecanlı, evet ya. Yüksek bir maç oldu. Atmosfer harikaydı. Ben diğer tribün tercih ederdim. Gerçekten acemilik ettik, buraya geldik. Ya ama orası yıkılıyordu ya. Orayı kapatmışlar. Evet. Oraya giriş yasak yani. Evet. Bir süre sonra o kapıyı kapatıp buraya almaya başlamışlar. Evet. Ondan sıkıntı olmuş. Peki Murat, şeye ne diyorsun? Diğer maçlarda gittiğin, karşılaştığın tribünler, hani diğer tribünlerle bunu karşılaştırınca. Ya ben Selahattin bence ateşli ama işte şu kale arkalarını kurtarmak lazım. Onun haricinde o sol taraf çok ateşli. Ben sol taraf falan bayağı iyi. Davullar mavullar bayağı heyecan yükseltiyor yani. Ama takımına yeterince ilgi göstermiyor. Abi o havası gibi var ama. Sen takım havası var. Ya evet, çok tribünde insan olmaz abi. Şey bekleme, böyle binlerce insan gelmez böyle maçlara. Ama beklediğimden daha fazla evet var bugün gene. Çünkü derbi abi önemli maç. Sarıyer hani birinci ligdeyken daha da doluyor. Tabii. Sen Sarıyerlisin. Evet.
Sarıyerli arkadaşlar tabii daha böyle farklı oluyor. Atkısı var. Bak bize atkı yok ama size atkı armağan edeceğim. Şimdi yarışmayı yapacağız. Tabii ben bu kameradan başka bir kameraya geçmem lazım. Şimdi sıra geldi. Videonun başına söylediğim 1000 aboneye özel yarışmanın sorusuna. Soru şu. Bu tribünde beyaz ve mavi koltuklar var. Acaba kaç tane mavi koltuk var? Kaç tane mavi koltuk olduğunu yorum kısmına yazıyorsunuz. Doğru cevabı ilk bilen arkadaşa bu atkıyı hediye ediyorum. Sarı yerli olmasa bile hatıra olarak güzel bir atkı. Koleksiyonuna katar. Sarı yer ablemim var. Üstünde sarı yer yazıyor. Güzel bir koleksiyon atkısı olabilir. Bakalım cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.